suresinin 3. ayetinde cariyelerle evlilikten veya esir kadınlarla evlilikten bahsediliyor. Bunu günümüz toplumunda nasıl anlamamız gerekiyor? Var mı böyle cariye veya esir olarak nitelendirebileceğimiz kadınlar? Nasıl yok yani, bu IŞİD'in şeylerini duymadılar mı? Pazarlara çıkarılıp satılma olaylarını. Yani bu her yerde var ya, bu şeyde efendim adına cariye köle demediğiniz zaman şey mi oluyor o bir yere göçmen olarak giden kadınlar nasıl yaşıyorlar? Onların hukukları sağlanıyor mu? Yani ülkelerinden kaçıp da bir yerlere sığınan kadınların hukukları nasıl sağlanıyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim hiçbir kadından evlilik dışı yararlanmaya müsaade etmediği için o kadınların da birer ev bulmaları, eş olmalarının şeyini, yolunu açıyor. Her zaman söz konusudur. Yani kölelik kalktı deniyor. Nasıl kalktı? Nasıl kalktı yani? Lafta kalktı, fiilen kalktı mı? Evet.